Efendim herkese merhabalar. Genç Vizyon ailenizin programı, ülkemizin programı, ülkenin en çok izlenen gerçek eğitim programı. Yeni sezonda da yine kendi kanalında Ülke TV'de kendi gününde pazar günü kendi saatinde saat 17'de sizlerle. Ben İsmail Yolcu, Türkiye'nin bonus hocası, eğitimci, araştırmacı, yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte Eski yılı daha yeni kapattık aslında. 2024 LGS ve YKS'ye ama bugün bu programda hem sizlere merhaba diyoruz hem de 2025 LGS ve YKS'ye de merhaba demiş olacağız efendim. Her zaman olduğu gibi sizlerin tek yapması gereken programımızı hem izliyorsunuz hem sevdiklerinize haber veriyorsunuz ama bir yandan da Instagram bonus hoca'da az önce paylaştığımız fotoğrafın altına ...sorularınızı, görüşlerinizi iletmeniz efendim. Hocam, hayırlı, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun İsmail, inşallah. Çok yararlı bir program olur. Yani en büyük temennimiz Yani inşallah bu. kim bilir hangi konuları, hangi konukları... ...burada ele alacağız. Kim bilir evet. tanımadığımız... ...belki şu anda ilk defa ekranlarını açan... ...yeni tanıştığımız, tanışacağımız... ...kaç bin aileye dokunacağız yine çünkü... 2024 dönemini bitirdik ama o tercih döneminden sonra size de ulaşıyorlardır. Binlerce mesaj var, teşekkür mesajı Kesinlikle. var. Hiçbir karşılık beklemedik her zamanki gibi Allah'a şükürler olsun. Hem evet. ekrandan hem görev yaptığımız üniversitelerden de öğrencilere ve ailelere dokunduk hocam. Çok yoğundu İsmail. Hocam? E, tabii e, ben öncelikle e, narin evladımız, ülkenin evladı vicdanı oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Yani o yaştaki çocuğa hani takdiri ilahidir bir şeyden dolayı Hakk'ın rahmetine erer ama böylesi çok incitti. Ben bir şeyi gördüm. Bizim milletimiz e, vicdanlı en küçük bir şeyde hızla bir araya gelebiliyor. Ta Kars'ından Hakkari'sinden Edirne'sine, Muğla'sına, Antalya'sına kadar eee yani söyleyecek bir şey yok. Zaten devlet ve uzmanlar gerekli şeyi söylüyor. Bizim bildiğimiz bir konu değil. Ben sadece eğitimcilerin söylediği bir şey vardır çocuk eğitiminde. Çocuklara çığlığı öğretin derler. Küçük çocuklar. Çığlık atmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani başına bir şey geleceğini anladığı anda en yüksek sesle çığlık atması gerekiyor. Bu gerçekten benim en çok aklıma gelen evladımız çığlık atamadı mı, duyuramadı mı? Bu tabii akıllarda bir soru. Vallahi bilmiyorum hocam. Benim moralim çok bozuk. Hiçbir şey söylemeyeceğim ama şey yani tanıdığı birisi yapıyorsa nereden bilsin ki insan? O da işte aklı... o onu demek istediğimiz yani İsmail yani o da. Ne bu. Çığlık çare ne? Ee, kaçmak çare hocam. Şimdi İsmail e, tabii tercihlerde biz yine sen ben programımızda sahada bilimsel, temkinli, verilere dayalı. Bunu niye böyle yapmalısınız? Şundan dolaysınız söyledik. Örneğin işte çocuklara istemediği yerleri yazmayın, tutmaz zannetmeyin, tutar gibi ölü tercih eee karşı da uyarlarımız oldu. Tabii geriden gelen verilere baktığımızda bizim yine ölü tercihçiler iş başında olmuşlar ve çok sayıda öğrencinin istemediği yerleri kazanmasına neden olmuşlar. Bu arada en şeyi tercih sırasındaki o bir komedi var. Ben hani kime güvenini lanse etmeye çalışıyorum. İşte bu programa güvenin. İşte herkes mezuna bırakıyor, herkes mezuna bırakıyor, herkes mezuna bırakıyor. Şimdi biz sahada öyle bir şey görmüyorduk. Ne oldu? Üniversiteler yüzde yüz doluluk. Ya daha sonra İstanbul'da ya gazetecilik yapan arkadaşlarımız, bizim de dostlarımız, da, isim vermeye de gerek yoktur. Analiz yapmışlar. Bir yıl önceye göre 85 bin kişi daha mezuna bıraktı. E tamam da doluluk oranına bakman gerekmiyor mu senin? Bu mezuna bırakanı başını şöyle bir çevirdiğin zaman Öğrenim ücretlerindeki yüksekliğin, kiralardaki yükseklikten dolayı... ...ikinci kez üniversiteye başvurmuş, üniversitede okuyan 315 bin civarı bir öğrenci var. Bunların tercih yapmadığı çok açık bir gerçek değil mi? Yani burada ne işinize yarar bu bilgi? Şimdi siz gazete diye okuyorsunuz, sosyal medya diye dinliyorsunuz. Altından bir cehaletin çıktığına dikkat edin siz. E bakıyorum, ben rakam vereyim. 2023 yılında... 25.387 kontenjan boş kalmış. Bunu biraz farklı veren de var. 21, 20, 20 bin gibi veren de var. Ama bu normal rakam bu. 2024 yılında 23 bin kişilik kontenjan boş kalmış. Yani hani nerede bu? Aynı bir yıl önceye göre baktığında geçen sene de mezuna bırakan çok diyordunuz. Bu sene o standart devam ediyor. Onun için veri analisti biraz akıl ister birazcık e, yetenek ister, birazcık ahlak ister, birazcık da bu işe kafa yormak ister. Ahlak bunun neresinde? Öğrenciyle paylaşacağınız her şey ahlak kapsıyor. Çünkü onların İsmail geleceğini ifade ediyor. Bu kadar basit. Biz ondan dolayı burada bu programa güvenin diyoruz. E, bu arada İsmail hemen senden de aldım şeyi ama mesela sosyal medyadan uzak durun. Burası e, çok bilgi kirliliğinin olduğu bir cehennemi bir yer. Şimdi biri bir şey yayınlamış. Eğitim koçluğu diye. Şimdi bu kardeşimiz stres yönetiminin koçuymuş. Beslenme ve egzersizin de koçuymuş. Süper koç. Öğrenme stillerine göre ders programlarının da koçuymuş. Öğrenme stili ağzından çıkan bir kişi eğitimin cahilidir. Bu isterse profesör olsun. Ben bunu her mecrada söylüyorum. Teknoloji bağımlılığının da koçuymuş. Bu kardeşimiz ortaya karışık bir koçluk yapmış. Öğrencileri sınava hazırladığını iddia ediyor İsmail. Yani okulda hocan duruyor ya. Matematik, fizik, kimya. Bu şimdi ucusu. 2025 yılı için verilen bir ilan mı? Evet evet. Bu bu yılın bu yılın. Gel gel vatandaş gel. Ha, gel vatandaş, vatandaş gel. Ben her şeyden anlıyorum. Şimdi bu arkadaşımız para kazanmak istiyor olabilir. Oysa oraya sınav başarı uzmanı, sınav başarı koçluğu gibi bir tane bir şey yazsa, öğrencinin derdi sınav başarısı olmak. Stres yönetimi, kardeşim senin yapabileceğin bir şey değil. Bunun bir ayağında psikiyatrlar var, bir ayağında bilimsel psikologlar var, bir ayağında psikologlar var, bir ayağında rehber öğretmenler var. Bu çok farklı bir şey. E geldik, Beslenme ya beslenme konusunu sen nasıl uzmanı oluyorsun? ya e ben bildiğim aynı anda. Evet. Stresin, beslenmenin, e beslenmenin bağımlılık. Teknoloji bağımlılığı İsmail herhangi birinin yapabileceği bir şey mi? Karma işi vardı bir ara. Evet. Biz bunu yapabilir miyiz? Bize zaman zaman soru geliyor ne diyoruz? Teknoloji bağımlılığının uzmanı farklı demiyoruz mu? Bunu tabii söylüyoruz. Canım. Evet İsmail. Valla şimdi tabii arada hemen e, Bengisu göndermiş. Tercih dönemini sayenizde çok güzel geçirdik. Şimdi birini tercihimiz Kırıkkale Üniversitesi Aktörya Bilimlerini kazandık. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Instagram bonus hocadan gelen soruları her zaman olduğu gibi değerli hocama iletiyor olacağım. Hocam 2024'te ilgili bende boş kalan bölümler var. Bazı bölümlerde ciddi anlamda boşluklar da var. Mühendislikte, Fay üniversiteye göre ama odur. Yani makine Toplamına bir yerde ben. dolmuştu. Kılavuzda ek yerleştirmede hocam bu yılki toplam kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 2019'dan bu yana en fazla bu yıl. Ee, orada söylediğiniz faktörler falan hepsi i̇şte, tam da üniversitede okuduğumda 210 bin oldu. kişi yani sonuçta az uz bir rakam yok Çok ciddi fazla, evet, anlamda evet. var ben bunu hatta Ahmet hocamla da paylaştım o da merak etmişti oradan ben size bazı rakamları söyleyeyim ee, özellikle kontenjanı düştüğü halde bazı bölümlerin ciddi anlamda mesela ben kılavuzdaki ek kılavuzdaki ikinci yerleştirme toplamları söyleyeyim size. Tıpta 429, hukukta Bir dakika, tıpta 429 kişi mi boşta? Evet hocam. Şey, evet, evet. Hukuk 986. Bilgisayar mühendisliği 2083. İsmail işte bilgisayarda şöyle bir realite var. ...iyi bir bilgi üniversitede okumuyorsan bilgisayarda kadro üniversitedeki kadro. Ben şimdi bambaşka bir şey söyleyeceğim ama. Yazılım Mühendisliği 1590. Onun kontenjanı azdır. Yazılım çok Bunlar azaltıldı. Tabii yazılım Onun çok. Onun dışında yok. psikoloji 1202. 1202. İşletme 1967. İyi dolmuş. Çokları bileyim. söylüyorum ben. ben Mimarlık bileyim. 1221. Tamam. Birçok bölüm çalıştım. Sebebini söyleyeyim şimdi hak vereceksiniz. Hocam Rusya'dan yani Doğu blokundan Polonya'ya kadar Hollanda'dan İtalya'ya kadar Kanada'ya kadar artık öğrenciler yurt dışına üniversite okumak için gitmiyorlar mı? Bu bir gerçek mi? Gerçek. Peki Almanya Türkiye'den öğrenci alacağı zaman hangi şartı getiriyor? Kendi ulusal sınavınıza girmiş olmak ve resmi olarak o yerleştirmeden bir üniversitenin ilgili bölümüne kazanmış olmak şartı arıyor. İşte bu güzel, güzel bir kayıt yaptırmayan çocuklar buraya giriyorlar. Çok güzel. Ya vakıf üniversitesinin herhangi bir vakıf üniversitesinin bölümünden mühendislik ya Hakkari Üniversitesi çünkü oralarda var, Munzur'da var. Karabük Üniversitesi var. tutacak bir yeri yazdım. Kazanıyor, yerleşiyor, hop Almanya'ya başvuruyor. Niye? O şart gerekiyor Aslında çünkü. sadece Almanya değiliz. Ben. Almanya Gen en resmi evet, evet, örnek ama. Ya bu sene o yeni düzenlemede çok ayuka çıktı bu ve genel olarak bu işe rehberlik eden, e, yurt dışı eğitimini bilen arkadaşların da genel şeyi şu. Kazan bir bölümü öyle git. Hani uyum sorunu yaşar geri döner. Almanya'nın şartı o ama. Diyor evet ki, Almanya o şartı koşmuş. İkinci ona... şart hemen diyor ki bir yıl süre veriyorum dil, dil yeterliliğini sağlayacak. Tabii tabii bak şimdi onlar Almanya tabii o şartı koşmuş oraya gitmek isteyen mecbur kalıyor. Diğerleri de tercihe yapıyor. Mesela Rusya'da ama... öyle bir şey yok. Sınava bile girmesen gidebiliyorsun. Tabii analiz çok doğru ve güzel İsmail. Ve orada dediğin gibi bu kayıt yaptırmama olayı yok kayıt yaptırması gerekiyor ama o şeylerin. Kazandı belgesi yetiyor hocam. Kazandı belgesi yetiyor mu? Aynen mı? öyle. Kayıt yaptırmasına gerek yok. yok, mu? Çok İsteyen güzel. aileler kayıt da yaptırabiliyor. Hani bir yıl sonunda... Hah, uyum sorunu olursa sorun dönünce... olur, hazırlığı geçemeyiz dili o zaman kaldığı yerden ha, devam ediyor. Tamam, Bey, biz çünkü şeyi öneriyoruz. Mutlaka kayıt yaptırın, uyum sorunu olur, geriye dönersiniz. Bu o rakamı işte bizim istediğimiz... Şişiren bence birinci faktör yurt dışında Avrupa'da üniversite okuyacak olan aileler ve gençler Kayıt yaptırmıyor. Kazanıyor, kayıt yaptırmıyor. İşte. Ve bu böyle devam edecek. Böyle devam edecek. İşte Kıbrıs'taki üniversiteler için de aynı şey geçerli. Çünkü Kıbrıs'taki <laughs> her üniversite... ...yökün kılavuzundan... E, ...Almanya'nın da listesinde var. Var, aynen Tabii öyle. Tabii bakın mesela Doğu Akdeniz Üniversitesi... ...ki orada en kalabalık bir üniversite... E, ...bizde de yaklaşık... E, ...şöyle 350-400'e yakın... Öğrenci kayıt yaptırmadı ilk defa. Domino etkisi. Şimdi evet. binden on binden öğrenci alan üniversite adam zaten okuyor. Ama başarı sırası o 300 bin barajında 200 binden sonraki her üniversite potansiyel aday bu boş bırakılmaya. Kesinlikle. Bu da önemli, çok bir önemli bir önlem, bir önlem alınması Durum Bununla ilgili bir şey. gökün çok ciddi çalışmalar yapması lazım. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Ya, e, burslu kontenjan var mesela. Yani kadınlarımıza artı 34 yaş üniversite şansı tanındı. Çok güzel bir şey. Ama burslu bölümlere hocam üniversiteyi okumuş gözümle şahidim. 40'lı 50'li yaşlardaki 60'lı yaşlardaki, elinde diploması olan mesleği olan herhangi birisi gelip o burslu bölümleri tekrar tercih edebiliyor. Bu gençlerimizin önünü kesiyor. Çok uç bir örnek. Tercih, üniversite tercihlerinde ilk defa kayıt yaptıracak olan olarak... Bir dakika bir dakika bir dakika İsmail. Şimdi 34 yaş grubu... kadın hariç erkekleri söylüyorum ha, ben. Ha erkekleri söylüyorsun. Evet. Kadın kontenjanı ayrı çünkü. Yok kadın ya, yani tamam, YÖK tamam. yaptı ya yine böyle bir çalışmayla da bu sefer 18 yaşındaki bizim gençleri korumalı. Burada da üniversite mezunu, emekli, meslek sahibi insanlar tekrar sınava giriyor. Hayalim psikoloji okumak diyor. Hayalim bir şey siyaset okumak diyor. Ee, vakıf üniversitesi ya da devlet üniversitelerine yerleşiyor. Ama bunların sayısı çok azdır be İsmail. Valla yaşında... bursları hocam alıyorlar, yazıyorlar. Ben gözümle şahit. Yani kazanmış. Hatta ÖSYM e keşke hatta gök bununla ilgili bir çalışma yapsa. Yani evet evet o 40 yaşında olup da. Hocam 700 bin civarı, 700 bin civarı üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu hem bu yıl hem geçen yıl 760 bin kişi tekrar sınava giriyor. Bu Az... yıl bu yıl 300 küsür bin veriyorlar. Mezun var bir de. Şimdi sizin söylediğiniz bir üniversite da öğrencisi. Evet, evet, Tabii. Mezun Bir okuyanları bir Her e, iki buçuk kişiden birisi ya üniversite mezunu ya şey AYT'ye giren. Evet İsmail buradan çıkalım. Ee, yani o analizler için tebrik ederim. Güzel bir çalışma olmuş. Direkt başka hiçbir yol yok. Yani biz baktığımız yerin altındakini görmek zorundayız. O girişteki eleştirimde benim piyasada isim yapmış kıymetli arkadaşlarımıza şeyin buydu. Yani rakamların bir dili vardır. Rakamların silüetine bakarak, böyle e, görüntüsüne bakarak e, bir karar verilemiyor. Bu arada e, LGS ve YKS'ye hazırlanacak öğrencilere ben peyderpey bazı şeyler söylemek istiyorum. Oradan soru olduğu zaman da bana aktarırsın İsmail. Ben hemen aktarmış olayım size. Şimdi var mı? Varsa alayım. Şöyle yo, Ahmet Hoca'nın o meşhur bir çalışması var. TYT'nin 11. sınıfta olmasıyla ilgili. Bununla ilgili yorumun ne hocam? Ahmet Hoca çok iddialı şekilde stresi de ikiye böler diyor. Başarıyı arttırır diyor. Çocuklar 9 ile 10'dan kopmadan TYT girerler diyor. Bununla ilgili yoğun bir kamuoyu çalışması yapıyor. Ya güzel bakanla da görüştü Ahmet Hoca. Milli Eğitim Bakanı. Biz de burada da konuştuk ama o bakanın yetkisinde olan bir şey değil. Teklifinde ancak tabi teklif olarak götürebilir. Elbette ki doğru. Bu 11'de olur, 10'da olur. Ahmet Hoca 11'i savunuyor genelde. Ama şu çocukların özellikle ben 9 ve 10. sınıfta ders çalışmaktan, okuldan kopmalarının önüne geçmek istiyorsak bunu 10. sınıfın sonuna koymamız lazım. hatta 11'e erken olur demiş. Ben Sayın de aynı Bakan. fikirdeyim biliyor musun hocam. Bence de ya TYT 9'la 10'u kapsıyorsa onda olmalı ama 10'da an... olmalı. 11'e bile erken olur demiş. Ben Sayın Bakanımızın etrafında sağlıklı bu konuyla ilgili bilgi veren insan eksikliği olduğuna inanıyorum. Yani bu nasıl erken oluyor? Yani bu çocuklar 10. sınıfta bir sınava girdiğinde tam olarak erkenlik nedir orada? Onu Sayın Bakan'ın kendisine sormak lazım. Yani ne demek istedi? İnşallah o da gerçekleri. Şimdi LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin önce sınavın bilişsel yanını tanımak için o ...akademik yani konu boyutu, soru boyutu tanımak için son 3 yılın en az e, sorularının analiz edilmesini tavsiye ediyorum. Bu sorularını çözün demiyorum, onu çözmeleri lazım zaten, çözmek yetmiyor. Analiz etmeleri gerekiyor. Şimdi bu ne demek analiz dediğimiz? E, sorular nasıl yazılmış? Şimdi kıymetli aileler, sevgili öğrenciler... Soru yazmak dünyanın en iyi öğrenme yöntemleri, bir konuyu anlamayla ilgili en iyi yöntem olarak bilinir. Soru yazmak. Soru yazmak çok önemli bu. Ne yapacak çocuk? Alacak, konuları önüne açacak, bir profesyonel öğretmen gibi soru yazacak. Soruların içerisindeki kavramları çıkaracak. Hangi nereden bahsediyorum? Bugüne kadar çıkmış son 3 yılın sorularından LGS, YKS'de Soruların ana fikirleri ne? Yani o sorunun içindeki sorulmak istenen şeyin ana fikri ne? O zaman her konunun ana fikrini öğrenmek zorunda olduklarını görecek. Diğer konularla nasıl ilişkilendirilmiş? Bu çok önemli. Çünkü orada çocuk çalışırken çalıştığı konuyu başka unsurlara bağlamayı bilmesi lazım. Şimdi bizim demin İstanbul basınındaki bazı arkadaşları eleştirmemizin sebebi buydu. Ee, yani ilişkilendirme yapılabilmesi gerekiyor Bunun için de egoyu bir yana atmak gerekiyor Çocukların konuları ilişkilendirmesi gerekiyor Bir çalışma seyir defterlerinin olmasını tavsiye ediyorum ee, Yani siz her gün çalışmalarınızla ilgili neleri eksik bıraktınız O gün olduğunuz sınavla ilgili neler eksik kaldı Bunları yazmanız gerekir ee, Ki geriye döndüğünüzde toplam eksiklerinizi görebilirsiniz ...sınava hazırlık planı yapın. Çalışma planı sakın yapmayın. Çünkü onlar birbirini yiyor İsmail. Çalışıyor. Bak şimdi siz bir insanı çalıştırıyorsunuz... ...ama... ...aktivite yok. Uyku düzeni yok. Beslenme düzeni yok. Ee, i̇şte bütün bunlar olmadığı zaman... ...ne oluyor? Bunlar o çalışmayı bloke ediyor. İşte biz onun için diyoruz ki sakına çalışma planı yapmayın. Sınava hazırlık planı yapın. Ve onun içinde çalışma planı da var. Uyku, mola, beslenme, aktivite. Çalışma planının içinde de soru, konu, tekrarlar ve sınavlarla ilgili yapıyı da orada oturtmanız gerekiyor. Peki, bunu kiminle yapacaklar? Bunu öğretmenleriyle, anne babalarının yardımıyla yapacaklar. Evet İsmail. Tabii, ee... Sınav sonuçları açıklandı, tercihler yapıldı ama yaptığı tercihten mutlu olmayan binlerce aile var. Nerede? YKS için. YKS için. Tabii ki. Eşit ağırlıktan işletme, maliye, iktisat birçok tercih yaptık diyor Demet Hanım. Araya bir tane psikoloji yazdık, gele gele o geldi. Şimdi diyor kara kara düşünüyoruz. Acaba önü açık mı, işsiz kalır mı diye canımız sıkılıyor diyor. Yani Demet Hanım bunu tercih önce planlayacaktınız Kalmaz. düşünecektiniz. Ne dersiniz hocam? Kalmaz bak şimdi şöyle. Hem psikoloji bazında cevap verin hem de şu anda okullar başlayacak artık üniversite iki hafta içinde. Tabii ne tabii. Dersiniz? Bak şimdi Hatay dört yol. Ben ailem orada olduğu için biraz orada da kaldım. Orada dahi psikoloji bölümünü bitirmiş çocuklar. E, aile danışmanlığında veya başka alanlarda sertifikalar alıyorlar. Bu arada o sertifikalara da güvenmeyin ha. Online oradan bir tane üçkağıtçı bunlara veriyor. Onları da duvara yapıştırıyorlar. Ben hiç acımam İsmail. Dürüst iş yapılması lazım. Üçkağıtçıları dürüst insanlar besliyor maalesef bilmeden. Neyse bu sertifikaları alıyorlar. İşte nedir o sertifikalar? Ee, örneğin dijital bağımlılıkla ilgili. Ama bunu herhangi bir kişi veremez. Bu sertika programlar üniversiteden aldığında bir işe yarar. Neyse e, inanılmaz derecede işleri iyi. Geldik Remziye Türkoğlu'na. Besim Türkoğlu'nun e, küçüğü. Psikoloji evet. okuyor Gaziantep'te. Allah bir projelerle gelmiş çocuk. Şu aile danışmanlığı ben onu bilissel psikolojide yüksek lisansa daha çok e, yönlendirdim. Şimdi kafada proje çok. Şimdi siz okurken ve okumadan önce projeleriniz olursa bu ülkede psikoloji bölümü iş görmeyecekse o zaman hiçbir bölüm iş görmez. Hocam bizim tanıdığımız birçok kişi var işsiz. Valla benim tanıdığım Boğaziçi mezunu bilgisayar mühendislerinden de işsiz olan var. Kişi işsiz kalır. Diploma değil. Bu kadar basit. Yani sen kendin beceriksizsen, yorulmuyorsan, risk almıyorsan, geçen e, çok ünlü bir kimdi o ya? Ee, Amazon'un sahibi değil. En büyük risk, risk almamak günümüzde diyor. Ya WhatsApp'ın sahibiydi ya Amazon'un İsmail. Markalar hocam onlar. He doğru değil mi? Marka bunlar değil mi? <laughs> risk alma istersen. He, risk almıyoruz biz de. E, en büyük risk, risk almamak diyor. O için lütfen yolunuza devam edin. Ee, şimdi bir başka ee, soru da tabii hocam şey e, seminerlere ne zaman başlayacaksınız? Şimdi İsmail ona başlayacağız. Şu anda Allah okullardan birçok bana ulaşan evet. rehber öğretmen arkadaşım var. Evet. Başlayacağız Ekim ayının sonuna Ekim doğru ayına. inşallah. Ee, şimdi ben hemen tabi biz bu yaz boş durmadık. Bilissel nörobilim konusunda ee, hakikaten çok detay yani şöyle düşün ki o sabahleyin saat 10'da okumaya başlıyorum. Bazen saat 12 olduğunda 3 ya da 4 sayfa ilerlemiş oluyorsun. Böyle bir okumadan söz ediyoruz biz. Yani Söğüt Gölgesi'nde bugün bir şu kadar kitap okudum bugün. Öyle değil. Metafor dediğiniz olgu. Orada yazılan bir şeyin e, detaylarına inmeye çalışma, başka bağlantılarını bulma. Şimdi bakın. Bunları ben tabii zaman içinde detaylandıracağım. Bugün bunlar sadece Öylesine verilen bilginiz. Aldığınız bilgiyi gerçek sınava dayanıklı hale getirin. Nörobilimden önce bir şey vermek istiyorum. Şimdi gerçek sınav ne? Bir tanımını yapalım. Zaman baskısı altındasınız ve her bir buçuk dakikada bir soru yanıtlıyorsunuz. Doğru kodlayacaksınız, işlem hatası yapmayacaksınız, okuma hatası yapmayacaksınız. İlk okumayı anlarsanız şanslısınız. İkinci okuduğunuzda streste yükselme oluyor otomatik olarak. Böyle bir sınavdan bahsediyorum. Şimdi işte aldığınız her bilgiyi o ana dayanıklı hale getirmeniz gerekiyor. Ee, peki bu ne? Şimdi İsmail bakın okuduğum bu yaz ki birçok uluslararası bilimsel çalışmalarda beyin gözden bilgi alırken diğer bölgeler seyirci kalmıyor, harekete geçiyorlar. Ama orada pasif seviyeli bir şey bu. Yani bir bilgi, bir bilgi bütün duyuların görsel, işitsel, dokunsal alanlarından gelen bir uyarı akışıyla, veri akışıyla bilgi haline döndürülüyor. Bakın burada duy, gör, dokun. Ben bunu çok sıklıkla duy, DGD, duy gör dokun. Yani bir bilgideki ana ekseni buraya oturtmuşlar. Duy, gör, oku. Yani bunu şöyle ilerleyecek olursan bir tane daha bu önümde çok bilgi var. Sadece LGS, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için değil bu bütün öğrenme eyleminde bulunacak olan öğrenciler Kesinlikle. için. Kesinlikle yani orada kişiye göre öğrenme stili diyen cahildir. Bunun ünvanı ne olursa olsun. Nöroloji hocası olur, psikiyatr olur, Profesör bilmem yukarıdan aşağı geldi şuraya gitti olur ya Söğüt gölgesinde profesörlüğünü aldıktan sonra dinlendiklerini bilmeyen mi var? Daha primatların davranışlarından hareket ederek bugün insana modelleme yapmaya kalkan şeyler var. Ben bir tanesine Maraş'ta rastladım ya. Geldi bana dedi ki hocam dedi e, işte o niye şundan hepten alıntı yapmıyorsunuz dedi. Dedim ki ya hocam doktora yaptığını lanse etti. Bana ne olursunuz gelip doktora yapıyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Bunu demeyin. Onlar bir ünvan değil. Ya bir konuda araştırma yapıyorsunuz ve hocanızın çizgisinden çıkamıyorsunuz. Hocanızın çizgisinden çıktığınızda da sizin doktora teziniz onaylamıyorlar. Muhtar mühürü gibi. Tak 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 aynı gibi. Dedim ki hocam hep farelerle, sıçanlarla, kurbağalarla uğraşan biri dedim yapmayın. Bunlar Bilissel nörobilimin son çalışmaları, spek çalışmaları duydunuz mu duymadım. O zaman dedim yani oradan alıntı bunlar yapmayın. Şimdi işte bu bunlardan geliyor. Bakın aldığınız bilgiyi bunu söyledik. Bilissel eylemlerde şimdi dikkat edin İsmail. Ne diyor? Bunu söyleyen e, Spence diye çok ünlü bir bilim insanı. Çok sayıda üniversitede çalışmış biri. Bilissel eylemlerde... Bilinç devreye girdiği anda diğer duyular yavaşlıyor. Yani siz anlamaya çalıştığınızda, bakın buna çok dikkat edin. Bir şeyi anlamaya çalıştığınızda diğer duyuların veri toplaması yavaşlıyor. Bu mükemmel bir bilgi. Ve orada ne demiş? Zihin demiş, duyu, motor, özdeşleştirme, kendilik algınla ilgili bu zamanı işleyen devrelerinde hacim düşmesini gözlemledik diyor. Ne demek istiyor? Duyu dediği bedeni hissetme ile ilgili o gelen uyaranlarla da ilgili. Motor dediği hareketler, yazma, çizme, özdeşleştirme dediği kendi kimliğinle ilgili, zaman o zaman planlama ilgili. Burada beyin yavaşlıyor, yavaşlatıyor onları. Ne demek istiyorum? Sen bir soruyu okumak, anlamak istediğinde beyin otomatik olarak zaman ayarını yavaşlatıyor. Nasıl his çıkıyor ortaya? Çok zaman geçti hissi çıkıyor. O kendini bilmezler, öğrenciye kronometre tutturuyorlar. Neyi engelliyor? Anlamayı engelliyor. Anlamayıp yapamadığı zaman ne oluyor İsmail? Stresten yapamadı. Ben adamım, senin çocuğun bir şeye yaramaza getiriyorlar. E bak bunu söylüyor. Sen diyor bir soruyu okuduğunda, anlamaya çalıştığında beyin diyor. Duyuları yavaşlatıyor diyor, yavaşlatıyor. Ve zaman algısı örneğin bunu yavaşlatıyor. Yavaşlattığı zaman ne oluyor? Sen bunu hızla yavaşlatmasa daha iyi anlıyor. Yavaşlatmayıp hızlandırdığında ne oluyor? Anlamıyorsun. O zaman kronometre tutmak neyin nesi? çocukları bir soruyu bir buçuk dakikada anlayabilecek zihinsel donanım ve beceriye tabi tutmamız gerekiyor bizim. Bütün mesele bu. Övünmek, böbürlenmek, çok sayıda soru çözdürdüm demek, kitap okuyacağına soru çöz demek. Bunları siz lütfen gidin düşman bir ülkeye yapın. Yapmayın böyle şeyler. Bir Şimdi, araya soru gireyim hemen. Evet Instagram'dan İslam. Bilal göndermiş. 12. sınıfta açığa geçmek mantıklı mı? Sevgili Bilal'cim biliyorsun o artık geçen yıl itibariyle kaldırıldı. Ama bazı şartları var tabii. E, hocam ne dersin böyle okulu uzaktan eğitime de ben bunun için içine katayım. Çünkü açık lise şu anda mümkün değil. Biz o yüzden öyle yanıtlamayalım. Lise dışındaki üniversite sınavına hazırlanma yöntemlerini sormuş olayım. Hayalet liseyi mi kastediyor? Bilmiyorum ki. Onu kast ediyor. Başka yolu mu? Yasal mi? değil çünkü. Ya İsmail, ilk mezun yılım diye bir kavram benim bu sene en çok zıvanadan çıkaran şey oldu. Tercihlerde. İlk defa bu sene duydum. Ya bu normal bir öğretmenin sözü değil. Sosyal medyadaki o ne olduğu belirsiz insanların sözü. İlk mezun yılım. Ne demek bu ya? İkinci yıla bırakıyor çocuk. Benim bu yıl ilk mezun yılım. Şimdi orada liseler sürpilese edilmiş. Hayır okulunuzdan kopmayın. E, ben bir okulunuzdan kopmayın dediğimde çocuklar ne diyor peki İsmail? E hocam hocalar diyor gidin bilmem ne. Orada da yutkunuyoruz ee, kalıyoruz. Ben de diyorum ki bugün bir öğretmenin aldığı maaşı kim alıyor? Kimsenin maaşını yargılama durumunda değilim. Hocalar bizim dostumuz. Ama lütfen... Böyle söyleyen arkadaşlarımızın bir an önce emekli olun ya. Yapmayın şu çocuklara bunu. Gidin diyorlarmış ya. Gökem Parlak hocamızı tanıyorsunuz. Tanıyorum Programımızda izliyor evet, selam, selam söylüyor, başarılar diliyor. İsmail Güler hocamız selam söylemiş. selam. Tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekranların aralıksız yılın her ayı ekranda olan tek ve gerçek eğitim programı Genç Vizyon bugün ilk bölümüyle sizlerle her zaman olduğu gibi Instagram'dan gelen soruları Canlı yayında gördüğünüz gibi hemen iletiyoruz. İsmail, Peki dershaneyi öneriyor muyuz? İsmail ben dershaneyi öneririm. Şöyle öneririm. Eğer çocuk kendi kendini planlayamıyorsa eksikleri varsa e bunu çok böyle küçük gruplarda değil de 14 kişilik falan gruplarda e, daha iyi halledeceğini düşünüyorum. E, şimdi ben de soruyorum buradan. Karpuza bakıp da alıveren içinizde var mı? Orada bir karpuz gördünüz küt alıyorsunuz. Yani. Şimdi ben demin İsmail, o bir adım daha geriye gideyim, bu soruya cevap vereceğim. Mesela yolda arabayla gidenler, kaza olduğunu görünce neden yavaşlayıp bakıyor? Anlamak için. Fışt giderken niye anlamıyor? Onu demek istiyordu orada beyin. Ya beyin anlamaya çalışırken diğer unsurları yavaşlatıyor dediği bu. Şimdi, e, ki beyin bilgiyi karpuz seçer gibi seçiyor İsmail. Yine bu son dönem yapılan bilimsel çalışmalarda üstünde durulan şeyler. Şimdi bakın görüyor, dokunuyor şu şekilde karpuza. Sonra eliyle tak 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 vuruyor, işitiyor. Ondan sonra alıyor. Şimdi onun için burada beynin bilgiyi almasını ben hani karpuz örneğinden geldim. Bütün duyuları devreye sokarak aldığını söylüyor. Örneğin diyor, mesela şöyle ifade edeyim, bakın şurada bir limon var. Bunu görüyor, önce dokunuyor. Şöyle alıyor, bakın. Önce alıyor, bakın dokundu. Yetmiyor, ağzına götürüyor. Dudaklardaki dokunsal alıcı, parmaklardaki dokunsal alıcıdan biraz azdır ama çok fazla. Bakın burada alıyor bunu, çiğniyor, dokunuyor, tadını alıyor. Bir de yutak sbobundan bahsediyor. Yutmak istediği anda orası beğenmediyse küt atıyor dışarıya. Bunu niye anlatmış hoca? Şimdi beyin burada İsmail bilgiyi alıyor. Gözüyle ya da kulağıyla alıyor. Bunu diğer organa, ellerine mesela gözüyle aldıysa sesli ya da dokunsal yazarak çalışmaya onaylatma ihtiyacı duyuyor. Sen bunu yemek yer gibi nasıl yemeği aldın, çiğnedin, işte tadını aldın, yuta yuta onaylattın. Yuta onaylamasa dışarıya atıyor. İşitsel bilgiyi aldın, gözlerine kitaptan onaylatmazsan, yazarak çalışmazsan beyin bunu güm reddi diyor. Bunu anlatmaya çalışmış. Ben de diyorum ki öğrenme stilcileri bu defa alttaki öğretmene, eğitim koçuna hitap etmiyorum üniversitelerdeki öğretme siti, öğrenme stilcileri beyin alanındaki gelişmelerden haberiniz yok mu? Üniversite hocalarına buradan bunu seslenmek istiyorum. Çünkü bu ısrarla oradan gelen ve pompalanan bir bilgi. Arkadaşlar güvenmeyin öğrenme stilleri söylemine çocuklarınızı yakıyorsunuz. Görsel, dokunsal, işitsel her yöntemi kullanmadığınız bilgiler sınavda işinize yaramıyor. Özgür Tomaç, e, uluslararası ilişkiler bölümünü Türkçe mi İngilizce mi okumalıyım diyor. Yani <laughs> Türkçe okunmaz o bölüm zaten. Yani ben YÖK'ün niye Türkçeye izin verdiğini de anlamış değilim ama hadi onların derdi olsun bu. Yani uluslararası ilişkiler, uluslararası evet. ticaret, uluslararası evet. lojistik yani önünde evet. zaten bir dil de ikinci dili de zorlamanı gerektirecek kadar önemli bölümler. Ee, sevgili Özgür, o yüzden hocamın da söylediği gibi. Ha bu arada İsmail, muhakkak İngilizce öneriyoruz. Yutma dokunma vesaire ile ilgili bir bilimsel çalışmayı paylaşayım. Köpeğin midesine hafif köpeği uyutarak bir et parçası koyuyorlar. Ne oluyor biliyor musun? Köpeğin midesi eti eritmiyor, işlemiyor, hazmetmiyor. Onu neye bağlıyor? Ta Pavlova'dan gelen bir şey bu. Onu neye bağlıyorlar biliyor musun? Eğer sen dudaklarına, diline, dişine, yutağına bir ete onaylatmazsan mide bunu hazmetmiyor. Bunu neye bağlıyor hoca? Beyin de böyle çalışıyor diyor. Şimdi siz onun için biz bu kadar derinden ve büyük araştırmaları okuyarak, onları birleştirerek bu verileri sizinle paylaşıyoruz. Ve değerli öğrenciler, anne babalar, sakın ha bu programın dışında söylenenle bu neri bu programa onaylatmadan asla kullanmayın. Onlar yanlıştır demiyorum. Ama lütfen bir karşılaştırın. Instagram bonus hoca hocada e, yayınlıyoruz bu videoları konuştuklarımız oradan da yararlanın. Evet İsmail. Hocam e, ailelere ne önerirsiniz? Peki dönemin daha başı öğrenciler e, dönemlerin başında genelde problemsiz şekilde okullara giderler gelirler ama belli bir süre sonra bir süreklilikte, devamlılıkta maalesef problem yaşarlar. Aileler bu öğrencileri itekleme, yanında durma, ön ayak olma şeklinde nasıl bir sistemin içinde rol alsınlar? Vallahi sabırlı olsunlar. Öncelikle onu dilerim. Yani çocuk bugün dershaneye gitti, okula başladı, netlerini şu kadar arttırır demesinler. Ne güzel bir şey söylerdin sen İsmail. Ee, sınavı liseler değil, liseliler kazanır. Değil mi? Çok güzel. LGS söylüyor. için söylüyorum evet, bunu. Işte evet. İşte Fen Lisesi falan. Fen lisesinin bu sene gene yarısı sınavı tekrar etmedi mi? İstatistikler tabii açıklandı. Ki, tabii ki. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Çocuğa, çocuğun kendisi Hiçbir şey, okul her şey yok böyle bir şey. Herkesin payının iyi verilmesi lazım. Çocuğunuzu dershaneye götürüp koyduğunuzda, dershanenin çocuğa katkısı en süper dershanenin yüzde 25. Bu uluslararası bir hesaplama, yani okulla ilişkilendirerek söylüyorum, o, okullar için söylenmiş bir şey de. O yüzde 25 öğretmen demez mi? Ben ne yaparsam yapayım öğrenci çalışmasa yapacak bir şeyim yok diye aynı kapıya çıkıyor mu? Bu, bu çıkıyor aynı kapıya. İşte onun için anne babaların sabırlı olması lazım. Öğretmenlerin verdiği ödevlerin, görevlerin, nedenlerini gidip onlarla konuşarak, değerlendirerek vermesinde fayda olduğunu bilmelerini rica ediyor. İlyas da tam burada şunu soruyor. Hocam dershaneye mi gideyim yoksa evden internet üzerinden mi çalışayım? 11. sınıf öğrencisi İlyas. <laughs> i̇nternet dediği şey işte ya bu portallar falan. Şimdi... Onlar yardımcı kaynak çocuklar. Ya onlarda da yararlanın. Animasyonlar bilmem şunlar bunlar işinize belki yarıyordur ama ben de diyorum ki şu yemek yapıyorlar internette. Ee, tak 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 bir şeyleri doğruyorlar. Bir deneyin bakayım aynısını yapabiliyor musunuz? Videoyu izleyin aynı yemeği yapıp yiyebiliyorsanız helal olsun size. Bütün hanımlar öyle söylüyor. Videodan izlediğimizi biz aynısını yapamıyoruz diyorlar. Demiyorlar mı? Diyorlar. Biz de hocam evet. videodan maç izleye izleye hiçbir zaman futbolcu olamadık. Futbolcu olamadık. Şimdi e, arkadaşlar hazırsa eğer doğrusu ne köşemiz var bu sene. Bu ilki ama peyderpey çok güzel e, bir tasarımla gelmeye başlayacaklar. Evet. Rejinin ilk <laughs> görevi. Sevgili İbrahim ve değerli ekibi evet. bakalım <laughs> doğrusu ne köşesini. Evet ekrana getirdiler. Buyurun hocam. Evet e, şimdi Yanlış olan şu bilgiye dikkat edin. En verimli yöntem yazarak çalışmaktır. Şimdi yazarak çalışmak dikkat ederseniz çok verimli bir yöntemdir. Diğer yöntemlerin içerisinde oradaki nüans farkına dikkat edin yalnız. Diğer yöntemlerin içerisinde en faydalı olan budur. Ama en verimli çalışma yöntemi bunun doğrusu çok sayıda farklı yöntem kullanarak çalışmaktır. Yani siz işitsel, görsel veya yazarak çalışma diye sıraladığınızda en verimlisi yazarak çalışmaktır. Ama o çok özel. Yani bir özel durum için geçerli. Yani kendi aralarında kıyaslama için geçerli o. Ama verimli çalışma dediğiniz zaman sadece yazarak çalışmak verimli çalışma değildir. Hocayı dinleme ben yazarak çalışıyorum. Hocayı dinleme. Git ben işte kitaptan okuyorum. Yazarak çalışmama da gerek yok. Şimdi orada işte onun için tek yöntem değil birden çok sayıda yöntemi barındıran yöntemlerle çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Nedir bu? Bunun en yaygını yazarak çalışmak. İşte hocadan dinlemek. Kitaptan okumak. Başkasına anlatmak. ...özetleme çıkarmak gibi çok sayıda farklı şeyleri ard arda size sayabiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz hem size hem rejiye. Ee, hocam, peki kitap okumak dedik ya şimdi, ee, tam da senenin başındayız. İlk programdaki en önemli soru bence bu olmuş olacak. Neden kitap okumalı öğrenciler, LGS ya da YKS önlerinde varken... Hocam biz niye kitap okuyalım zaten paragraf sorusu çözüyoruz diye öğrenciler zaman içerisinde haykırmaya başlıyor. Kitap okumayı çünkü zaman kaybı olarak görüyorlar. Ya, Neden kitap okunmalı? Tabii çocuklar bunu biraz da işlerine geliyor. Ekstra kitap okumaktansa işte soru, soru üstünde oyalanayım şeklinde geliyor bu. Şimdi kitap başından sonuna kadar olayları birbirine bağlama. Bir tane olay değil çok sayıda olayı bir tane kişiyi değil çok sayıda kişiyi birbirine bağlama ve onun içinden suçluyu, suçsuzu, doğruyu, yanlışı, olması gerekeni, gerekmeyeni analiz etmektir ve daha büyük ağırlıkla çalışmaktır. Ama e, ki soru küçücük bir paragraf, içinde bir tane olay var. Küçük ağırlıkla çalışmak demektir. Ve ağırlık kavramını bilişsel yük olarak ifade etmek istersem bu gerçek sınav eğitimdeki karşılığı olarak Gerçek sınavın bilissel yükü çok fazladır. Ağırlığı daha fazladır. Kitap okumak sadece Türkçe paragraf sorularına değil, matematiğe, fiziğe, kimyaya da son derece yararı olan bir şeydir. E, çünkü e, sözcük dağarcığın kadar düşünme kapasiten var. Ve bunun için e, kitap okumayı çalışma planlarının içerisine, ne dedik İsmail? Bir tane... Sınava hazırlanma planı yapın. İşte bunun içinde kitap okumada var. Çalışma planı, işte soru çöz, tekrar et. Bunun dışında mesela biz geçen sene bunu çok ifade ettik. İşte beynimize bağlıyorlar e, tomografi, ekzanat tomografi. Beynin kitap okuduğunda işlem yapan bölgesiyle matematik sorusu çözdüğünde işlem yapan bölgesi aynı bölge. Yani siz Kitap okuduğunuzda beyninizin matematik bölgesinde harekete geçirmiş oluyorsunuz. Peki hocam, paragraf sorusunu okuyunca da aynı bölge harekete geçiyor mu? Evet. Ama ne oluyor? Orada paragraf zorlayıcı olmadığı için beyinde iz bırakmıyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekir. Ee, hocam diyor 12. sınıf için okul zaman kaybı dediler. Ben açık öğretime geçmek istiyorum diyor az önceki öğrenci. Açık liseye geçmek çok zor ama artık. Yani geçse geç, geçmemesi lazım. Yani koftiden geçecekse geçemiyor zaten. Ee, Yuva Öztürk, hocam ben 2025 LGS öğrencisiyim. LGS ile ilgili önerileriniz nelerdir? Nasıl ve ne kadar çalışmalıyız? Stresiyle nasıl başa çıkabiliriz? Sevgili Yuvacığım, yayınımıza hoş geldin. Programın şimdi sonlarına doğru geldik. Sorunu ilettim ama Genç Vizyon programını izlemeye devam ediyorsan, Instagram Bonus Hoca'yı da takip edersen... ...zaten LGS 2025 yolculuğunda biz de sana eşlik etmiş olacağız. Buyurun hocam. E, tabii aynı şeyi söyleyelim İsmail. Hele bu yaş grubunda kitap okumak beynin mimarisidir. Yani resmen direkt ustasıdır. Sıvasını yapar, betonu oturtur falan. E, ve bu yaş grubunda çocuklarımızın... Aynı zamanda aktivitelerini, hobilerini eksik etmemeleri gerekir. Anlık konu tekrarlarını yapmaları gerekir. Yani düzenli bir şekilde çalışırlarsa çok ağır bir çalışma yapmalarında da zaten gerek yoktur. Evet teşekkür ederiz hocam. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Yani 2-3 dakika civarında e, vaktimiz var. Stres ile nasıl başa çıkabiliriz diye yuvacım sormak için mi sordun yoksa yılın bu gününde acaba gerçekten stresin var mı? İşte daha erken stres, değil mi hocam ya İsmail yani bir şey stres ediyordur çocuğu ailedir şudur çevredir vesairedir şimdi konuları öğrenmekle stresini yenebilirsin ama konuları öğreniyorsun gene streslisin bu senin beyninin diğer alanlarına yani aktivitelerine hobilerine takdir görme onaylanma akranlarında zaman geçirme gibi çok sevdiğin şey bir resim çizme olabilir, bu bir müzik aleti çalma olabilir. İşte bütün bunlara zaman ayırmadığını görüyoruz. Yani bir anlamda sosyal stres diye tanımlayacağım. E, literatürde böyle bir kavram yok aslında. Yani sosyal eksiklerinden kaynaklanan, sosyal hayatından kaynaklanan hayata ilişkin stres kaynakları olabilir. Ama bir de öğrenemiyor olmakla ilgili stres kaynakları olabilir. İkincisini halletmek basittir. Ama birincisini halletmek, sosyal kaynaklı stresler biraz da dış paydaşları var. O dış paydaşlar da büyük bir problemi beraberinde getiriyor. Evet, yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Efendim, Genç Vizyon programındasınız. Bugün ilk defa karşılaştığımız aileler, öğrenciler olabilir. Yılın tamamında, yılın her ayında ekranlarda olan Tek ve Gerçek Eğitim programındasınız şu an. Biz yayın bitiyor ama emin olun yayından sonraki süreçte bize Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Yayınların içerisinde çok önemli kesitlerimiz var. O kesitleri yine paylaşıyor olacağız. Hem izleyiniz hem de sevdiklerinize Genç Vizyon programını paylaşınız. Çünkü Gerçekten sınavlar ülkesi Türkiye'de LGS varsa YKS varsa biz de varız diyoruz çünkü sizleri çok seviyoruz Süleyman hocam var mı son i̇şte bir İşte burada öğrencimizin bir teşekkürü var hocam tavsiyeni Elif Elif PDR bölümüne yerleştim kendimi tam anlamıyla bir bölüme ait hissediyorum bu alanda çalışmak için can atıyorum sizlerden ricam PDR normunun kabulünün öneminden canlı yayında bahsedersen eder misiniz Evet her zaman mesaj atın çocuklar bize PDR normunun bir an önce çıkması konusunda biz sürekli anonslarımızı yapmaya devam edeceğiz. Burada alınganlık yok. Sayın Bakanımız geldiğinde yani gündemi konuşa, konuşmamız gerekiyor. Onun için bu anonslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Efendim Genç Vizyon programındaydınız. Her zaman söylüyoruz. Adınız Sivas, adınız Diyarbakır, adınız Trabzon. Adınız ne olursa olsun soyadımız Türkiye. Bu ülkeyi ve bu ülkenin çocuklarını çok seviyoruz efendim. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.